Herkese merhaba arkadaşlar. Güncel video hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Terra Luna'daki son durumu değerlendireceğiz. Son Terra Luna videomun üzerinden 2 güne yaklaşık bir süre geçti. Son gelişmeler nelerdir? Bugün bir yükseliş var. Bu yükselişin nedeni nedir? Ve bu yükseliş nasıl devam eder? Doğubon tarafında açıklamalar neyi gösteriyor? Bunların hepsini konuşacağız. Luna'daki son durumun ne olduğunu bu videoyu izlediğinizce anlayacaksınız. Şunu söylemek istiyorum videoya başlamadan önce. Eğer anlattıklarım hoşunuza giderse, yararlı bulursanız beğeni butonuna basarak kanala destek olabilirsiniz. Ayrıca ailemize katılmak için de abone ol butonuna basıp bildirim zillerini açmanız yeterlidir. Şimdiden keyifli seyirler. Öncelikle arkadaşlar, Terra Luna'daki son durumdan bahsederken bugün yaşadığı %74'lük bir yükseliş var. Bu yükselişten bahsetmek istiyorum. Neden böyle bir yükseliş yaşadı ve bu yükseliş sonucunda ne olacak? Öncelikle bu yükselişin ana nedeni şu. Bir takım yakımlar yapılıyor ve bunlar eli güçlü insanlar tarafından yapılıyor. Boş bir cüzdana çekiyorlar, yakıyorlar. Yani şöyle düşünün. Siz aslında Bitcoin'lerinizi ya da elinizdeki miktardaki işte kripto paranızı bir ee, soğuk cüzdana aktarıp bu soğuk cüzdanı yok ederseniz yakım yapmış oluyorsunuz. Bunu yapan insanlar var Terra'da. Bu aslında Terra'nın iyiliğini düşünen bir hareket ama bu hareketin kartopu şeklinde büyümesi lazım ki biz bu hareketten faydalanabilelim. Bu hareket bizi ileriye doğru götürebilsin. Şimdi buradaki izlenme listesi oranının ne kadar arttığını zaten hep görüyorsunuzdur. Yani çok kişi Luna izliyor şu anda. 1 milyon kişi Luna'yı izleme listesini aldı. Rank olarak 212'de market cap değerinde şu an yaşadığı yükselişle birlikte 1 milyar 229 milyon seviyelerine ulaştı. Hatta 230 milyon diyelim buna. 230 milyon seviyelerine ulaştı. Yani bir değer yükselişi var mı? Kesinlikle var. Değeri tekrardan hafiften artmaya başladı. Ama Dovon'un bu konuda açıklaması nedir? Yani yakım sorularına Dovon açık açık bir cevap verdi. Şöyle dedi bir kullanıcı arkadaşlar şunu paylaştı. Dedi ki: "Neden yakım yapmıyorsunuz?" Elinizdekilerin şu kadarını yakarak işte fiyatı dengeleyebilirsiniz şeklinde bir tweet attı. Tweet'in altına doğabon şu şekilde. Biz sadece %0,1'ine sahibiz Terra Luna'nın ve bu yakım elimizdeki kaynaklara göre çok yetersiz olur. Yani herhangi bir etkisi olmaz şeklinde bir açıklama yaptı. O da onun altına arkadaşlar tekrardan bir soru geldi. Neden Luna almadınız şeklinde işte bu da bunu mantıklı bulmuyor şeklinde bir cevap verdi ve bunun farklı farklı birçok kullanıcıya verilmiş değişik cevapları var. Yani yakım yapmayacağız şeklinde açıklamaları var. Yakım yapmamız için elimizde yeterli miktar yok. E i̇şte bunun için çalışıyoruz falan filan şeklinde açıklamaları var. Bildiğiniz üzere zaten önceki videoda bahsettiğim ana konulardan biri çatallanmaydı. Ya yani bu çatallanmanın gelmesi vesaire nasıl olacak? E, fiyat hareketleri nasıl etkileyecek? Bu konular hakkında konuşmuştuk. AirDrop'larda büyük ihtimalle AirDrop geldiğinde de bu AirDrop'un satışı hakkında ya da bu AirDrop'un satışlarının kontrolü hakkında yeni bir aydınlatma metni de yayınlayacaklardır. Yani böyle kafanıza göre bir iş yapabileceğinizi düşünmüyorum yani Terra sahiplerinin. Onun haricinde söylemek istediğim ne var? Kaleo arkadaşlar bir şey paylaştı. Bakın çok önemli bir şey aslında. Herkesin bilmesi gereken, farkında olması gereken bir şey. Luna günde %70 arttı. Bu da bir kuruşa geri dönmek için artık yalnızca %4500'lük bir yükselişe ihtiyaç duyduğunu, 4500'lük pampa ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Ya yani bu aslında durumun ne kadar kritik olduğunu ve bu durumun da arkadaşlar ne kadar zor düzeleceğini gösteriyor. %3000'lik bir yükseliş yaptığı günü hatırlıyorsunuzdur. İçeri daha fazla insan çekti. Daha fazla zarar eden oldu. Hem ne kim kar e, o düşen bıçağı yerde Tutabilmiş olanlar var tam böyle yere yakın ya da yerin hemen üstünde tutabilmiş olanlar var. Onlar kar etti. Belki kar etmekten ziyade zararını çıkardılar. Ama e, bu iş Luna'da kumara döndü ve pis bir oyun olduğu için de ben çok fazla tavsiye etmiyorum. Yani Luna'dan şu anda kazanmaktansa yani portföyünüz çok kişi eğer kripto paradaysanız herhangi bir kripto paradaysanız bu çöküşle birlikte portföyünüz yarı yarıya e, azalmıştır. USD bandında yani elinizdekini satmadıysanız USD bandında azalır. Yani dolar cinsinden azalmıştır. Ama ilerleyen dönemlerde yeni bir yükseliş senaryosunda tekrardan bu fiyatlar yavaş yavaş kontrol altına alınacaktır. Özellikle de bu dönemde eklediyseniz insanların şöyle korku panik endeksinde Fear Grid'de dibi gördüğü dönemlerde eklediyseniz 8 seviyelerini 9 seviyelerini onları gördüğü dönemlerde eklediyseniz illaki ilerleyen dönemlerde e, güzel karlar elde edersiniz. Şunu da demeyi aslında bıraktım arkadaşlar. Kaliteli projeler ya da işte majör projeler demeyi bıraktım. Majör projeler benim için az riskli projelerdi her zaman ama artık şunu fark etmiş olmanız gerekiyor. Piyasanın gerçekten yani en büyük ve en sağlam projesi Bitcoin ve Bitcoin almak asıl piyasa hedefi olması gerekiyor. Bu piyasada uzun kalmak istiyorsanız şu an için bu bu şekilde. Ha Diğer projeler Terra gibi olur mu arkadaşlar? Sanmıyorum ki zaten bir komple teorisi de arkadaşlar önceden batmış olan bir stabil coin projesinde tekrardan olduğunu söylüyor. Yani bu adamın Güney Kore tarafında açılan davada ne olup ne olmadığı belli olacak aslında. Güney Kore dava açtı ve Dovon'u incelemeye aldılar aslında. Çünkü Aralık ayında 2021 Aralık'ta Dovon Güney Kore'deki merkezi kapatıp Singapura taşındı. Ve buradaki merkez üzerinde işlemleri yaptı. Aslında yani bir şeyler biliniyor muydu sorusunun cevabı hala net değil. Yani herhangi bir düşüşün e, önceden fark edilmesi ve buna müdahale edilmemesi durumu da e, söz konusu. Yani bunların hepsi aslında şu anda komple teori olarak görülse de arkadaşlar şunu tekrardan belirteyim ki bu durumlar çok fazla kapalı kalacak kadar küçük durumlar değil. Bunların üstü açılacak ve her şey konuşulacak. Şunu söylemek istiyorum. Ee, tekrardan grafik üzerinde şu an bulunduğu nokta 0,00018 seviyesi alım konumu mu arkadaşlar. Hayır %75 artmış bir proje ve yani düştüğü kısmı göstereyim sizlere. Şu grafikte de artık yani gerçekten o kadar fazla fiyat hareketi düştüğü için mumların nerede olduğunu göremiyoruz. Yani böyle bir senaryo. Bakalım hemen şöyle. Bakın arkadaşlar düştüğü kısma baktığımızda. Önüne bir sıfır atıp 155 seviyelerine kadar düşmüştü. Sonra o %3000'lik yükselişi yaptı. Sonra tekrardan geriledi. Bakın nereden nereye geriledi ve hangi kısmı gördü? 0.0010 kısmını gördü. Buradan tekrardan hareketlendi. Bakın şurada baktığımızda arkadaşlar nerede denk geliyor? 13 Mayıs'taki 4 saatlik mumda mumun kapanış noktasından tekrar hareketlendi. Şimdi burada neredeyiz biz? Hemen bakıyoruz. Biz bir önceki Bakın bir önceki dediğimle ondan sonraki 2-4 saatlik mumda takıldığımız 14 Mayıs'ta takıldığımız noktadan red yedik. Alta geldi. Burada tutunacağı kısım neresidir arkadaşlar? Şu an bunun da 18 kısmında tutunursa tekrardan bir üst bant denemesi olur. Üst bant denemesinden sonra arkadaşlar burayı kırdığı takdirde bakın burayı kırdığı takdirde şuradan bir kırılış gelirse bir sonraki tutunacağı nokta 29 bantları olur. Buralarda bir red yer. Eğer burayı da kırarsa arkadaşlar işte o zaman güzel bir senaryo 38 bantlarına kadar tekrardan çıkabilir. Ama bu dediğim gibi kumara döndü. Ben kumarı çok fazla sevmediğim için tutup buradan bu riski almam. Zaten iyi dönemde bakın iyi döneminde dediğim 100 dolarlık dönemde yani Luna'nın bu seviyelerde olduğu dönemde benim elimde bir miktar Luna vardı ama ben her ihtimale karşı arkadaşlar satmam. Yani bunu uzun vade tutmayı planlıyordum. Yani düşse de satmayacaktım, çıksa da satmayacaktım. Satmadım ve şu an yani sıfır sayılabilecek bir değerde elimdeki Luna. Yani e, Luna'dan zarar etmiş olabilirim ama bu benim için bir şey değil. Çünkü diğer projelerle sepetimi güçlendirmiştim. Bir sepetim vardı, bir planım vardı ve bu plana bağlı olarak devam ediyorum. Yani herhangi bir etkisi olmadı. Herkes gibi e, Luna yatırımcıları da ben de kaybettim ama tabii ki kanalında bu olaydan önce Luna ile alakalı bir video var mıydı? Yok arkadaşlar, Luna ile alakalı bir video çekmedim hiç. Daha çok farklı projelerle ilgilendim, ama sepetime dengelemesi açısından Luna eklemiştim, özellikle Bitcoin aldığı haberini ve bu haberlerin üzerine işte oluşabilecek senaryolara işte ya da Luna'nın elinin güçlendiğine dair bir his oluştuğunda alım yaptım. Bunu da açık açık söyleyeyim, yani sizden saklayacağım bir durum yok. Bu seviyelerde yaptığım alımlar vardı. Onların haricinde herhangi bir alım yapmadım. E, yaptığım bu alımlardan da arkadaşlar e, Luna'nın elindeki Bitcoinleri hızlıca çıkarması sonucunda fiyatında hızlıca önünden e, 3-4 tane sıfır atma sonucunda elimdeki miktar e, sıfıra indi. Ama e, dediğim gibi bunlar arkadaşlar e, dönemlik kayıplardır. Bu kayıplardan ders çıkarmak önemlidir. Şunu dersini çıkardım ben de bunu size de söyleyeyim. Eğer anlamadıysanız. Kesinlikle tek projede ister majör olsun ister farklı bir şey olsun durmak mantıklı değil. Ve bu piyasanın gerçekten en büyük kripto parası Bitcoin'dir. Yani bu hareketlerin görülmeyeceği, bu hareketlerin yaşanmayacağı bir kripto para varsa o da Bitcoin'dir arkadaşlar. Bunu fark etmiş oldum. Dediğim gibi şu an, şu anda yaşanan güncel gelişmeleri bu şekilde. Telegram kanalına katılarak güncel haberlerden yararlanabilirsiniz. Bu dönemde piyasa biraz sakin gidiyor. İnsanlar sıkıldı aslında biraz. Bu durumda da Birden hareketlenmeler büyük ihtimalle gelebilir. Güncel piyasa analizi yapacağım arkadaşlar. Onu yaptığımda da telegram kanalına linkini paylaşacağım. Dediğim gibi video yararlı olduysa beğeni butonuna basarak ve kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak da video attığımda erkenden haberdar olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.